İlk önce kendini bize tanıtabilir misin? Tabii, ben Fatma Nur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Öyle. Şöyle sorayım, ben hiç işletme hakkında bir şey bilmeyen biri olsam, bana işletme bölümünü nasıl anlatırsın? İşletme bölümünü nasıl anlatırım? İşletme bölümü derya deniz bir bölüm aslında. Derslerden bahsedecek olursam, dersler ilk sene havuz dersleri, ikinci, üçüncü sınıflarda biraz daha bölüm derslerine giriyoruz. İşletme bölümüyle ilgili ne diyebilirim? Şey değil, hani böyle dersler hayatın içinden, böyle sıkıcı, monoton, işte şu tarihte bunu yapmış, bunu çıkarmış tarzında değil de daha çok böyle olay analizleri, işte kriz yönetimi nasıl yapılır, bunun hakkında çalışmalar yaptığımız bir bölüm aslında. Mesela şu şirketin şöyle bir kültürü var. Bu kültürdeki şirketin bu problemleri var. Bu problemleri şu şekilde çözüyor. Mesela farklı bakış açısıyla bakarsak başka ne gibi çözümler getirilebilir? Hani bu şekilde eğlenceli dersler var aslında. İşletmeyi böyle anlatıyorum. Anladım. O zaman şuna geçelim. Hani bu bölümü neden Bilkent'te tercih ettin ya da bildiğin kadarıyla bu bölümü Bilkent'te diğer üniversitelerden farklı yapan şeyler var mı? Evet, var. Ya şimdi şöyle, işletme bilindiği üzere çok fazla mezun veren bir bölüm. Yani şu da klasiktir, hani eğer işletme okuyorsanız kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Eğer mezun olunca iyi bir yere girebilmek istiyorsanız. Ya şimdi bu doğru, evet, ama Bilkent, işte ODTÜ gibi bu tip yerlerde işletme okuduğunuzda zaten bir adım önde başlıyorsunuz. Bunun yanında Bilkent İşletme akredite bir bölüm zaten. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki Avrupa şartlarında dersler görüyorsunuz. Ve uluslararası bir diploma alıyorsunuz en nihayetinde. Bu da sonuç olarak sizin eğer yurt dışı hayaliniz varsa ya da şöyle söyleyeyim, yurt dışına gitmek istiyorsanız mezun olduktan sonra bu kapıyı size aralıyor. Rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz akreditasyon sayesinde. Bunun yanında Bilkent'in İngilizce eğitimi diğer okullardan, ya birçok diğer okuldan çok daha iyi. Ve hani bu klişe kendinizi geliştirin lafının içinde aslında bir dil öğrenme de var. Bilkent bunu halihazırda size sunuyor aslında. Bu da bir artı. Neden Bilkent işletmeye böyle bir cevap verebilirim. Tamamdır, teşekkürler. O zaman sana şunu soracağım. Tercih dönemin nasıl geçti? Hani en sonunda nasıl bir karara vardın ya da işte tercihlerin arasında farklı üniversiteler, farklı bölümler var mıydı ve nasıl bir sonuca ulaştın? Şöyle, benim tercih döneminde Bilkent Psikoloji ve Bilkent İşletme arasında böyle bir ikilem yaşamıştım aslında. Ve ben çok kararsız bir insanım. Ben kendime dedim ki, senin dünkü isteklerinle bugünkü isteklerin bu kadar değişiyorken sen 4 sene sonra hala psikolog olmayı isteyecek misin? Hani o zaman istiyor gibiyken bile kendime net bir cevap veremedim. Hani bu da aslında beni işletmeye yönlendirdi. Çünkü işletme okuyunca şey yok, hani sen bu olacaksın diye bir şey yok. İşletme olunca sen ne istersen onu olacaksın. Sen seçeceksin. Hani beni Anladım. işletmeye bu yönlendirdi. Anladım. Mantıklı. Yani çoğu hepimizin zaten düştüğü bir soku. 4 sene boyunca yani ben de kendime soruyorum. Son sınıf oldum artık ama acaba seni endüstri mühendisliğini sevecek miyim? Sevmeyebilirim. Geçerli bir soru. Bence güzel bir yaklaşım. Zaten ikimizin bölümünü de benzer buldukları bir kısım o. Çok fazla alan olduğu için her yerden her yere. O zaman sonraki soruya geçiyorum hemen. Şu ana kadar ki hani gördüğüm kadarıyla Bilkent'te kampüs hayatı, sosyal hayat ve kulüp etkinlikleri nasıl ve şu ana kadar sen bunlardan tatmin oldun mu? Evet. Yani bence Bilkent nereden başlayayım? Kampüsten başlayayım. Kampüs zaten bence çok güzel, yani gerçekten apayrı bir dünya. Ankara ile hiç alakası olmadığını düşünüyorum ben. Kampüsü çok seviyorum. Onun dışında sosyal hayata gelecek olursak, sosyal hayat şöyle, yani aslında öğrencinin akademik başarısını ne kadar önemsediğiyle biraz alakalı. Hani mesela 4 üzerinden 4 ortalama isteyen biraz sosyal hayatından kısabiliyor belki. Ama hem başarılı hem de sosyal bir birey olmak mümkün. Kariyer kulüpleri ya da işte diğer sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenen kulüpler falan var. Bunlar bence gayet başarılı. YES'te en başarılı olan kariyer kulüplerinden birisi. Ben de zaten ilk senemde oraya gittim.
Ve şey de hani yani nasıl söyleyeyim? Bilkent bu kulüpler anlamında güzel bir olanak sağlıyor. Birinci sınıfta özellikle mesela işletme ile ilgili çok fazla ders alınmadığı için hani gerçek hayatı nerede görebilirsin? Hani staja kimse seni almaz. Ya belki referansla bir yere girersin ama yani işte bir şey bilmediysen staja giremiyorsun. Kariyer kulüplerinden öğrenirsin bir şekilde. O yüzden kariyer kulüpleri işime yaramıştı benim. Hani gördüm girişimcilik nasıl oluyor, işte gerek startup zirveleridir, gerek bu tip etkinliklerdir. Bunlar gerçekten bana yardımcı oldu. İnsanın ufkunu genişleten bir şey ve network de sağlıyorsunuz. Tabii. Ben beğeniyorum. Müthiş, böyle ucuz bir reklam da almış olduk. Teşekkür ederim. Hiç zorlama değildi bu arada. Kayıtlar Yok yok. geçsin. Ben Hayır, ben bir kendim şey demedim. istedim. Teşekkürler yine de. Son olarak yani Bilkent'te işletme okuyan birinin gelecekteki staj ve iş imkanları hakkında ne düşünüyorsun? Yani bence güzel imkanları olacaktır. Yine böyle güzel, her şey güzel diye cevap verdim. Şöyle, mesela ben bu sene staj bulmaya çalıştım. Online dönemde biraz zorlaşmıştı Tabii, bu tabii. staj işleri. Ama mezun olunca çok rahat, güzel güzel yerlerde staj bulacaklarını düşünüyorum. Çalışacakları yerler hakkında da devlette çalışabilecekleri yerler var. Bir de özelde çalışabilecekleri yerler var. Özelde işte ne bileyim, finansla ilgili olsun, pazarlamayla ilgili olsun, işte şirketlerde bu tip alanlara yönelik hani o alanlarda uzmanlaşarak çalışabilecekleri yerler olabilir. Ya da işte devlette de mali müşavirlik, kaymakamlık, işte ne bileyim bu tip müfettişlik, vergi müfettişliği yani bu tip alanlarda çalışabilir. Ve Bilkent adını kullanarak gerçekten güzel yerlere gelebilir. Hani kendini geliştirmesi evet çok önemli. Ama Bilkent ismi de o yönde yardımcı oluyor. Yani özellikle bu akreditasyon olayı işe alım sırasında işverenlerin aklını böyle çelen bir durum aslında. Hani daha böyle talep size daha fazla oluyor. O nedenle iş olanları iyi. Şey sorayım size, hani işte mühendislik fakültelerinin hepsinde neredeyse iki staj zorunluluğu var. Sizde nasıl zorunlu stajlar? Bizim şöyle, mesela bu dönem zorunlu staj yapmak isteseydim yapamıyordum. Çünkü 3. sınıfta 3 tane ders almak lazım. Orada da yani 3. sınıftan sonra zorunlu stajı yapabiliyorsun. Anladım. Bu şekilde. Anladım. Teşekkürler. Soru kısmı bu kadar. En son hani şöyle soruyorum direkt. Şu an hani tercih yapmak isteyen insanlara söylemek istediğim şey var mı? Ya da genel olarak söylemek istediğim şey var mı? Okulla ilgili, üniversite hayatı ile ilgili. Yani öyle paylaşmak istediğin kapanış amaçlı bir şey varsa bunu rica edeceğim. Tabii. Yani Bilkent işletme tercih etmek isteyenlere ben tavsiye ediyorum. Zaten anlamışsınızdır. Her şey hakkında olumlu konuştu. Yani kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Gelsinler çekinmeden. Kampüs Yes. de güzel. Öyle. Evet. Tamam. Teşekkür ederim.